Şimdi az önce ekranlarınıza getirdik dünyanın en önde gelen jeofizikçilerinden Xavier Le Pichon. Beklenen İstanbul depreminin artık eli kulağında olduğunu ve buna göre hazırlanmamız gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş depremini yaşadık, yüreğimiz yanıyor. Malum fay hatları üzerinde yaşıyoruz efendim. Peki binalarımız ne kadar güvenli? Binalarda deprem riski ve bununla mücadele edebilmek hayati önemde. Oturduğumuz evin depreme dayanıklılığını nasıl anlayabiliriz? Adım adım bunu konuşacağız. Bu soruya yanıt arayacağız. Konuğumuz var. Gayrimenkul Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz. Sayın Kiraz, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum. Tekrar ülkemize geçmiş olsun diliyorum. Başsağlık diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi adım adım gidelim istiyorum. Bir yol göstermek adına, her birimiz için binalarımız ne kadar güvenli anlamak adına. İlk soru da şu olsun. Tek tek sorayım. Sizden de hızlı ve net yanıtlar bekleyeyim. Hangi binalar risk altındadır? Bir vatandaş, ben binamda ne gözlemlersem bu bina risk altındadır ve bina risk analizi yaptırmalıyım demeli. Mevcut depremde 2007 yapı denetim esasları kapsamında yapılan bazı binalarda da hasar gördük, ancak 2007 sonrası yapılmış olan ve 2012 yılındaki kentsel dönüşüm yasası kapsamında yeni yıkılıp yeniden yapılmış olan birçok yapının, özellikle İstanbul ve büyük şehirler için konuşuyorum, depreme dayanıklılıklarının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu yapılar için kullanılan beton kalitesi C30 beton kalitesinin altında değil. Yani dolayısıyla da 2007 sonrasında yapılmış olan yapılarda vatandaşlarımız tabii ki özel kontrollerini yapmak isteyebilirler. Yani yaklaşık 10-15 yıllık bir eskime olduğu için ne oldu, bu süreç içerisinde bir takım problemler oldu mu diye özel rapor almak isteyebilirler. Ama resmi anlamda, yani riskli yapı tespiti açısından değil, riskli yapı tespiti açısından yapılması gereken 2007 öncesi yapılara mutlaka baktırmak. Yani 2007 öncesinde ruhsat almış ve bu anlamda yapımına başlanmış, tamamlanmış yapıların neredeyse tamamını aslında herhangi bir bölgesine, binamızın bakmamıza gerek kalmadan doğrudan riskli olarak görebiliriz. Bu çerçevede de bu binalar aslında bu kategoriye taşıyorlar. Bu kategoriye girebilirler. Teşekkürler. 2007 önemli bir tarih ama sonrasındaki binalar da elbette kontrol edilmeli. Şayet yaşayanlarda bir şüphe varsa binamızı nasıl kontrol ettirebiliriz peki? İki yöntem var sanıyorum. Bunları lütfen anlatın. Başvuruyu nereye, nasıl yapacağız? Şimdi şöyle, bu konuda özellikle son günlerde çok konuşulan, vatandaşlarımızın işte apartmanlarda malikler arasında yapmış oldukları gruplarda, WhatsApp gruplarında işte biz bir bakmak istiyoruz, görmek istiyoruz dediklerinde birçok malik veya bazı malikler karşı çıkıyorlar. İşte oturuyoruz, rahatsız olmayalım, niye rahatsız ediyoruz, bu depremde geçecek, sonuçta bir ay, iki ay sonra bu konu unutulur gibi söylemlerde bulunulduğunu duyuyoruz. Bunlar çok tehlikeli. Çok acı. Dolayısıyla vatandaşlarımız riskli olduklarını düşündükleri takdirde iki yola başvurabilirler. Bunlardan bir tanesi, biraz önce 2007 sonrası için söylediğim örnekte olduğu gibi özel raporta alabilirler. Normal riskli yapı tespit raporu başvurusunda da bulunabilirler. Şimdi özel rapor şu demek: siz bir kuruluşa gidip hasar tespiti yapabilen, bu tür karotalımın numunesi alabilen firmaya gidip biz binamızı bir görmek istiyoruz, sağlam mı değil mi diye özel rapor alıyorsunuz. Burada çıkan raporun sonucuna göre de bir aksiyon alabilirsiniz. Binanızı güçlendirebilirsiniz veya riskli yapı tespitini resmi hale getirebilirsiniz. İkinci yol ise riskli yapı tespiti. Şimdi bu ikinci yolda, yani resmi anlamda kentsel dönüşüm yasası kapsamına giren riskli yapı tespitinde, vatandaşların apartmana gidip, kat maliklerine gidip ya bir şey söylemelerine, ben bu konuda bir tereddüt duyuyorum, siz de bana destek verin demelerine gerek yok. Bir kişi bile bu konuda bir tereddüt duyuyorsa, ister %1 hissesi olsun, ister binde bir, ister 10.000'de bir hissesi olsun o apartmanda, hiç fark etmez. Kendisi gidip lisanslı kuruluşlar dediğimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın lisans verdiği kuruluşlardan birisine giderek karot aldırabilir ve bu binanın riskli yapı olup olmadığını tespit ettirebilir. Dolayısıyla tekrar etmek gerekirse, son dönemde çok konuşulan, işte genel kurul mu toplamalıyız, işte belli bir çoğunluğa ihtiyacımız var demelerine gerek yok. Tekrar ediyorum, bir vatandaş bedelini kendisi ödemek kaydıyla bakanlığın belirlemiş olduğu ve bakanlığın sayfasında ilan edilen lisanslı kuruluşlardan birisine tapu kaydını ibraz edip, kimlik fotokopisini ibraz ederek ve bedelini de ödeyerek o binanın
riskli yapı tespitini yaptırabilir. Yani diğerlerinin onayına ihtiyacı bulunmamaktadır. Hı hı. Diyelim ki bir ara soru olarak görün, sonra diğer başlıklarla da devam edelim. Bakanlık lisanslı bu yerlerden yaptırdık bu tespiti ve bina riskli çıktı. İşte orada ne yapmak gerekiyor? Çünkü bu riski göze almak istemeyen de var. O da ayrıca başka bir risk taşıyor tabii. Şimdi özel rapor alınırsa, biraz önce ilk seçenek olarak bahsettiğimiz özel rapor alınırsa, burada artık malikler binanın riskli olup olmaması üzerinden veya risk kategorisinin ne derecede olup olmadığına göre bir aksiyon alabilirler. Ama binanızı eğer riskli yapı statüsüne sokup karot aldırmış ve lisanslı kuruluşlardan birisi vasıtasıyla bunu yapmışsanız, artık bu binayla ilgili önünüzde iki tane seçenek kalıyor. Ya bu bina yıkılıp yeniden yapılacak ya da güçlendirilecek. Yani başka bir seçeneğiniz bulunmuyor. Binanızı ya yıkıp yeniden yapmak zorundasınız. Yasaya göre belli süreler var ve belli prosedürler var bundan sonra devam edecek olan. Ama yıkmak istemiyorsanız da yine bu sefer güçlendirme de yapabilirsiniz. Güçlendirme de yine yasanın imkan verdiği bir seçenek olarak karşımızda duruyor. Şimdi risk analizine dönersek, bunu yaptırmak için mal sahibi olmak şart mıdır? Kiracı olarak bu yaptırılabilir mi? Burada kriter kıstas ne? Evet, bence çok güzel bir soru. Şöyle ki, yasa aslında öncelikli olarak maliklere bu hakkı tanıyor. Yani taşınmazda malik olma, binada daha doğrusu. O yapıda oturma zorunluluğu ve malik olma zorunluluğu getiriyor. Ancak ilgili uygulama yönetmeliğinin 7.2b maddesine göre bakanlığın da şikayet halinde karot aldırma yetkisi var. Şimdi biz kiracılarımıza, sadece kiracılarımıza da değil Sena Hanım, biliyorsunuz özellikle son dönemde okullarda çocuklarını okutan velilerimiz de çok tedirginler. Tabii. Okullarıyla ilgili tedirginlik duyan tüm veliler 6306 sayılı yasanın uygulama yönetmeliğinin 7.2b maddesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne şikayette bulunabilirler. Diyebilirler ki biz malik değiliz ancak binamızın, okulumuzun güçlü olduğunu düşünmüyoruz diyerek bakanlığa şikayette bulunduklarında il müdürlükleri maliklere bir yazı yazacaktır ve diyecektir ki buradan karot alın, 30 gün içerisinde bu işlemi yapın diyecektir. 30 gün içerisinde bu işlem yapılmadığında da bakanlık idareye veya belediyelere reysen bu konuda bunu yaptırma görevi veriyor ve bu bedeli de, yani bu karot bedelini de artık maliklerden talep ediyor. Yani normalde yasada kiracıların doğrudan karot aldırma, riskli yapı tespiti yaptırma seçenekleri yok. Ama bahsetmiş olduğumuz bakanlığa şikayet ederek, il müdürlüğüne şikayet ederek bu şekilde karot aldırabilirler. Bunu da bakanlık ilgili koşullar çerçevesinde, yani mevcutta yeni yapılmış, 2012 sonrası tamamlanmış bir yapı için değil ama özellikle 2007 öncesinde yapılmış yapılar için çok ciddi şekilde olanak sağlıyor ve bu yazıları ilgili apartmanlara, kat mahallelerine gönderiyor. Şimdi bu denetimlere itiraz edenler de var. Az önce söylediğiniz ne gerek var diyen var. Bir de bu denetimler için başvuru yapıldığında kapıyı açmayan, işte bunu istemiyoruz biz diyen binalarda yaşayanlar da olduğuna dair haberler var. Burada yöntem nedir böyle bir durum yaşanırsa? Evet, riski yapı tespitini engellemek bir suçtur. Kanunen de bir suçtur. 6306 sayılı yasa bunu çok açık bir şekilde yazmıştır. Bu konuda engelleyenler tutanakla savcılıklara bildirilir ve gerekli soruşturma aleyhlerinde yürütülür. Peki ne olacak? Yani tamam açmadılar, savcılık soruşturmayı yapıyor ama işlem yapılamayacak mı? Hayır, yapılacak. İlgili karot alacak olan lisanslı firma kapılar kendilerine açılmadığı takdirde hemen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gider. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden polis takviyesini alarak, yani ilgili emniyet güçlerinin yanına alarak tekrar gelir ve bu kapılar artık polis marifetiyle zorla açtırılarak ilgili karot numuneleri o taşınmazlardan alınmak zorundadır. Yani alınır değil, alınmak zorundadır. Bir bina konusunda risk yapı tespiti talep edildiyse o bina ile ilgili risk yapı tespiti mutlaka yapılır. Engelleyenler Türk Ceza Kanunu kapsamında suç işlemi sayılır. Çok önemli. Gerekirse polis marifetiyle emniyet gücü gelir, alınır, alınmak zorundadır diyorsunuz. Aynen. Bir kez daha altını çizmiş olduk. Önemli. Depreme dayanıklılık testi var. Bir de karot aldırmak, bahsettiniz az önce. Bu ikisi aynı şey midir, farklı şeyler midir? Şimdi şöyle, depreme dayanıklılık testi dediğimiz, özellikle mesela son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de yaptığı bir çalışma var, evet, biliyorsunuz. Bunun gibi özel raporlar, yani İstanbul Büyükşehir Belediye'miz mesela yapmış olduğu tespitlerde
bir risk analizi tespit ettiğinde bunlar resmi olarak ilgili tapu sicil müdürlüğüne yansımıyor ve binamızın yıkılma süreci başlamıyor. Bu size aslında bir nevi binanızın durumunu anlatan özel rapor niteliğinde. İBB'nin tabii bu anlamda vermiş olduğu hizmet bedelsiz bir hizmet. Yani özel raporlar biraz son dönemde vatandaşlar bana da yazıyorlar. Çok pahalı rakamlar geliyor diye. Evet, İBB açısından bakıldığında vatandaşlar başvurabilir ama bildiğim kadarıyla İBB Genel Sekreteri daha birkaç gündür açıklama yapıyor. Yani mevcut kapasitelerinin çok yeterli olmadığına yönelik. Yani ayda en fazla 3000 binaya baktıklarına. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Özel rapor yaptırabilirsiniz veya kamu kurumlarına, işte İBB gibi kurumlara başvurabilirsiniz ama bunlar resmi anlamda binanın yıkılmasını veya zorunlu olarak güçlendirilmesini sağlayacak yöntemler değil. Karot alımı eğer riskli yapı tespiti şeklinde yapılıyorsa, yani bakanlığın lisanslı kuruluşuna yapılıyorsa, artık orada geri dönüş yok. O tamamen binanın ya yıkılmasını ya da güçlendirilmesini zorunlu kılan bir yöntem olarak karşımızda duruyor. Önemli. Karot aldırma konusuna, yani bu konuda binaya zarar verecek endişesi olanlar var. Burada bu da hassas bir konu anladığım kadarıyla. Zarar verir mi binaya? Şimdi bakın, bu karot numuneleri çok hassas şekilde ve özel makinalarla alınıyor. Aynı zamanda sadece karot alınmıyor, beton filmi de çekiliyor. Yani burada yapılan işlem sadece iki tane numunenin alınması değil. Birçok işlem yapılıyor. Oradaki teknik uzmanların yaptığı işlemler sadece bir bölgeden bir karot alımı değil. O apartmandaki kolonların fotoğrafları çekiliyor. Bizim anladığımız anlamda fotoğraftan bahsetmiyorum. Teknik makineleri var onların. Dolayısıyla bu çerçevede alınan karotlar herhangi bir şekilde taşıyıcı kolonlara, binanın mevcut statik veya mekaniğine zarar verici bir şey taşımıyor. Çok hafif bölgelerinden, zeminden, hatta bazen bahçeden, zeminden alınıyor, giriş katlardan alınıyor. Yani alınan numuneleri de çeşitli etrafınızda görürseniz, bakarsınız zaten, öyle binayı çok fazla kırıcı, delici bir şey yapılmıyor, bir işlem yapılmıyor. Kaldı ki bu işlemler yapılmak zorunda. Yani biraz önce söylediğimiz gibi, bir kişi tereddüt duyuyorsa, artık orada bir can güvenliği riski taşıdığına inanılıyorsa, bu işlemi mutlaka yapılması gerekiyor. Çünkü gördük, çok ağır bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bu önemli bir işlem bence. Teşekkürler. Titiz bir çalışma, onu anladım. Bu titiz çalışmanın süresi nedir? Yani bugün şayet bu analize başlansa kaç ay sürer? Şöyle, siz bugün kendi bölgenizde var olan lisans, bakın burada mesela kamera, yani ekranda görüyoruz, yapılan işlem bu. Yani belli bir bölgeden yapılıyor. Bu anlamda bu işlemlerle ilgili bugün başvurduğunuz takdirde bu işlemlerin gelip karotlarının alınması bir hafta 10 gün civarında bir süre. Karotların daha sonra laboratuvar ortamında kırılması, dökülmesi, incelenmesi ve raporlanması da tahminen 1-1,5 ayı bulabiliyor. Yani toplamda itiraz süresiyle birlikte karot alımı 1,5-2 ayı bulan bir süreç oluşturuyor. Hı hı. Karotların alınması, daha sonra dediğim gibi laboratuvar süreci, belediye raporunun ibraz edilmesi ve belediye raporu, belediye ibraz edildikten sonra da tapu sicil müdürlüğüne kaydın, yani ilgili tapu kayıtlarına riskli yapı şerhinin işlenmesinden bahsediyor. Tüm bu analiz işlemi takribi 1,5-2 aylık bir süre. Şimdi bir de bütçesine gelelim Sayın Kiraz. Çünkü çok farklı rakamlar konuşuluyor. Nedir bunun bütçesi? Raici nedir? Olması gereken nedir? Bunda da bir fahiş fiyat durumu mu var? Onu da açarsanız çok sevinirim. Tabii çok bir kafa karışıklığı var. Evet. Aydınlatalım vatandaşlarımızı. Lütfen. Biraz önce hani konuya girerken özel rapor veya kentsel dönüşüm yasasına girmekten bahsettik. Yani özel rapor aslında kendinizi rahat hissetmeniz için aldığınız, hiçbir şekilde hiçbir sisteme dahil olmayan, sizin göreceğiniz, hiçbir sisteme dahil edilmeyen bir rapor. Genelde firmalar bu raporlar için yüksek fiyatlar teklif ediyorlar. Yani o bahsedilen bir apartman için teklif edilen 40-50 bin liralık rakamlar bunlar. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sistemine dahil olup riskli yapı tespiti, yani karot aldırılarak yapılan incelemelerde bakanlığın belirlemiş olduğu rakamlar var. Ben şimdi onların bu seneki rakamlarını çok bilmiyorum, hani metrekare fiyatlarını, ama şöyle söyleyebilirim. Yani 40-50 bin lira teklif edilen bir apartmanda tahminen 10-15 bin lira civarında riskli yapı tespiti raporu, yani 2'de 1, 3'te 1 civarında bir daha az fiyat ödeniyor. Çünkü oradaki rakamları bakanlık belirliyor. Yani firmalar belirlemiyor, bakanlığın belirlemiş olduğu rakamın üstünde bir karot alımı fiyatı belirlenemiyor. Önemli.
binanın güçlendirilmesinden bahsettiniz az önce. Bu ne demektir? Yani bina güçlendirilecekse burada bu maliyeti kim karşılar, kim karşılamalı? Yani kentsel dönüşümden hariç bina nasıl güçlendirilir? Tabii şimdi biraz önce de sizin sorunuzda olduğu gibi ya güç ya yıkacağız dedik ya da güçlendireceğiz dedik. Şimdi mevcut da binamızın güçlendirilmesi bugünkü teknolojide yani günümüz teknolojisinde farklı modellerle yapılabiliyor. Yani bu çok son günlerde çokça konuşulan izolatörlü güçlendirme dediğimiz evet. güçlendirme veya kolonların kuvvetlendirilmesi yoluyla yapılan güçlendirme şeklinde farklı modellerle yapılabiliyor. Güçlendirme kararı kat malikleri kurulunda alınıyor. Yani binanın yıkılıp yeniden yapılması halinde yani güçlendirilme işlemi olmayan diğer ana modelde, daha çok kullandığımız modelde arsa payının 2/3 ile karar veriyoruz. Ama güçlendirme kararını mutlaka kat malikleriyle birlikte almamız gerekiyor ve bağımsız bölüm sayısının 4/5 çoğunluğuyla karar almak zorundayız. Bir genel kurul yapmak zorundayız olağanüstü. Hı. Ve daha da önemlisi güçlendirme kararı ruhsata gitmeden önce mutlaka teknik bir rapor almak zorundayız. Şimdi riskli yapı raporundan farklı bu. Bu farklı. Riskli yapı raporunu almıştık. Bunun üzerine bir kararımız vardı. 4/5 kat malikleri kararı. Bir de teknik rapor. Yani teknik rapor şunu söylüyor Sena Hanım. Bu bina riskli ama güçlendirilemez derse bizim deprem enstitüsü hocamız, profesörümüz o bina hiçbir şekilde güçlendirilemez. Yani o rapor mutlaka güçlendirilebilir sonucunu bize göstermek zorunda. Eğer o güçlen bu binadaki mevcut bazen biliyorsunuz C4, C6 gibi çok işte haberde kum gibi binalardan evet, bahsediyor. Dokunduğunuzda elinizde parçalanan, dağılan. Aynen. İşte bu binaların güçlendirilmesi mümkün değil. Hocalarımız da teknik rapor düzenlerken o karot numunelerine göre bir karar veriyorlar. Bizim teknik üniversitemiz, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü gibi enstitüler veriyor bu raporları. Yani mutlaka üniversitelerden almamız gerekiyor, unutmayalım. Aldığımız bu raporlarda hocalarımız güçlendirilebilir derse güçlendirme kararı ruhsata gidiyor. Daha sonrasında da belediyelerimize gidiyoruz. Biraz belediyelerimizde sıkıntımız var maalesef güçlendirme konusunda, ruhsat alımı konusunda. Maalesef personellerinde çok büyük bir yetkinlik göremiyoruz. Biraz bu dönemde umarım bu olay ciddi bir şekilde onları da aydınlatır. Yani 4/5'e karar alıp bizim teknik üniversitede hocamızın, profesörümüzün de güçlendirilebilir dediği bir konuda projede uygun hazırlanmışsa belediyelerimizin bu alınan karara yönelik ruhsatı mutlaka vermesi lazım. Güçlendirme bir aidat kalemi gibi değerlendirilir. Yani kişi eğer güçlendirmeye yönelik kaleme katılmazsa aylık %5, yıllık %60 faizle diğer kat maliklerine borçlanmış olur. Yani dolayısıyla karşı çıkanlar da şunu bilsinler. Yani diyelim ki 100 bin lira civarında bir katılım payı söz konusuysa güçlendirme için bir sene, 1,5 sene ödemediklerinde 160 bin lira, 200 bin lira ödemek zorunda kalabilirler. Çünkü kat mülkiyeti hukukunda faiz oranları aylık %5'tir. Çok teşekkürler. Yapı denetim firmalarıyla ilgili. Şimdi 2019'un 1 Ocağı'nda bir düzenleme geldi ama öncesinde proje sahibi yapı denetim firmasını kendi seçiyordu. Böyle kendi yapıyordu, kendi denetletiyordu. Bir absürt bir düzen. Bu 2019'da değişti ama bir yandan da soru şu, hangi yapı denetim firmasına nasıl güvenebilir vatandaş? Bununla ilgili ne dersiniz? Şimdi şöyle... Vatandaşın yapabileceği bence en doğru yöntem, biz bunu yıllardır televizyonlarda, sizin programlarınızda, her katıldığımız belki kentsel dönüşüm programında şunu söyledik. Eğer yapı denetim, tabii ki 2019 sonrası biraz daha sistemin kendi atadığı bir model ama kendi yaptırdığınız inşaatı mutlaka dönem dönem denetletin dedik. Özel mesela bir inşaat mühendisi profesyonel olarak bu anlamda görevlendirebilirsiniz, danışmanlık alabilirsiniz, bir mimar. Yani bunlar bu işi bilen teknik uzmanlar. İnsanlarımız maalesef bu tür paraları, yani bu tür danışmanlık ücretlerini ödemeyi çok sevmiyorlar. Dolayısıyla asıl sorun da burada çıkıyor. Yani bizim bundan birkaç ay evvel bir vatandaşımız, kendisi de mimarmış, gördüğü bir binanın statiğinin yanlış olduğunu, yani eğik yapıldığını keşfederek kendisi müdahale etti ve hemen biz de müdahale olduk. Dava açtık. Yani ayıplı bir halde inşa ediliyordu. Yani vatandaş da yapı denetim şirketini de bir nevi kendi denetlemeli. İşte gördük 2007 sonrası yapılara çok güvenelim dedik ama Hatay'da özellikle Adıyaman ve Maraş'ta 2014'te, 15'te, 17'de yapılan bazı binalar da yıkıldı. Dolayısıyla vatandaşımız yapı denetime eğer bu anlamda tabii ki yapı denetim artık 2019 sonrası sistemden atanıyor. Kendileri belirleyemiyor ama
bu dönemde yapılacak yapıları için kendi sözleşmelerine, yapacakları arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri olabilir, bedel karşılığı inşaat sözleşmeleri olabilir, bu sözleşmeler veya güçlendirme sözleşmelerine müteahhit düzenli olarak denetlenecektir. Denildiği zaman o sözleşme geçerlidir. Sizin belirleyeceğiniz inşaat mühendisi gelir, 2 ayda bir, 3 ayda bir bina düzgün mü yapılıyor, statiğe uygun mu, malzemesi uygun mu, uygun malzeme mi kullanıldı ve size bunu raporlar ve gönül rahatlığıyla da bu anlamda oturmaya devam edersiniz. Bir anlamda yapı denetimi de siz denetlemiş olursunuz. Yapılacak bu. Az önce dönem dönem denetlenmeli dediniz. Ya 2 ayda, 3 ayda bir mi yapılmalı? Bunun bir periyodu var mıdır? Varsa nedir? Şimdi şöyle... Bu yasal olarak bir zorunluluk değil. Yani vatandaşın bir özel danışmanlık hizmeti alarak binasını denetletmesi diye bir zorunluluğumuz yasada yok. Ama tekrar ediyorum, ben kendi yapmış olduğum arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin neredeyse tamamına denetim şartını koyarım. Çünkü çok önemlidir. Bu neden önemlidir? O dönem dönem yapacağınız denetim hem sizi rahatlatır. Çünkü yapı denetim şirketleri bana göre özellikle son dönemdeki, özellikle 2019 sonrasındaki yapılarda ben büyük bir sıkıntı olacağı kanaatinde değilim ama ve bu anlamda belki bir takım eksiklikler olabilir, onların da gözünden kaçan bazı durumlar olabilir. İşte bu yapacağınız denetimler, çünkü her hafta denetim yapmanız size bir şey sağlamaz, göremezsiniz, anlayamayabilirsiniz ama ayda bir, iki ayda bir inşaatın bir apartman için, makul bir apartman için 12-14 ay sürecinde inşaatı olduğunu düşünürsek 6-7 defa denetlenmesi bence malikleri çok rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Mutlaka bir teknik uzman danışmanı yanlarına alsınlar derim. Teşekkürler. Şimdi bir ev almadan ya da kiralamadan önce bizler vatandaş olarak hangi belgelere bakmalıyız, istemeliyiz? Bu belgelerin doğru olduğundan nasıl emin olabiliriz? Kontrolünü nasıl sağlayabiliriz? Son soru da bu olsun Sayın Kiraz. Şimdi bizim yapabileceğimiz şey şudur. İki tane yolumuz var. Bir tanesi tapuya gidip tapu kayıtlarını incelemek ve tapu kayıtları aleyhinedir. Herkese açılmak zorundadır. Vatandaşımız bu konuda bu taşınmazı almak istediğini ve ilgili kayıtları görmek istediğini söyleyebilir. Tabii depremle ilgili, yani afetle ilgili veya taşınmazla bir takım farklı düzenlemeler olup olmadığını görülebilecek yer belediye. Şimdi belediyelerimiz maalesef vatandaşlara, özellikle ilgisi olmayan kişilere bu dosyaları göstermiyorlar. Bu konuda önemli bir eleştiri yapmış olalım. Bunu da mutlaka almak isteyen, görmek isteyenlere gösterilmesi lazım. Ama her halükarda eğer kredi almak istiyorsanız veya bilgi edinme kanunu çerçevesinde yine belediyeye başvurarak, ekspertiz yaptırarak veya dediğim gibi kendiniz bilgi edinme kanunu çerçevesinde başvurarak mutlaka imar dosyalarını inceleyin. Neden? Çünkü bina ile ilgili tatil tutanağı dediğimiz. O aykırılıklar, işte mesela son depremde çok gördük, kolon kesme vakası. Evet. Bizim maalesef birçok belediyemiz bunu tutmuş, tutanaklarını tutmuş, cezayı kesmiş ama ilgili binayı yıkmamış. Veya onunla ilgili gerekli olan düzenlemeyi yerine getirmemiş. Hep ve daha sonra da maalesef yine söylüyorum, imar aflarıyla bunlar affedilmiş. İşte bu bir daha hayatımıza girmemesi gereken bir düzenleme. Ben İmar affı çıktığında da Habertürk'te aynı şeyi söyledim. Bu yasa kentsel dönüşümü engeller. Yanlıştır. Büyük bir hata yapıyoruz demiştim. Aynı yerde duruyorum. İmar affları bizim hayatımızdan tamamen çıkması gereken kavramlardır. Vatandaşlarımız bu tür konuları gördüklerinde binalarda bir takım yapı tatil tutanakları düzenlenmiş, İskan almamış, bakın iskan almamış yapıları gördüklerinde imar dosyalarında o binalardan biraz uzak durmalılar. Çünkü neden iskan almadığını bilmiyoruz. Neden? Belki kaçak alanlar yapıldı, eksikler var. İşte bunları mutlaka görülmesi lazım o raporlarda. İskan alınmış, tamamlanmış, özellikle de yapı denetimi düzgün tutulmuş ve bu anlamda sıkıntısı olmayan binalara yönelilmesini vatandaşlarımız açısından öneriyorum. Deprem affetmiyor nihayetinde. Çok yol gösterici, çok önemli oldu. Çok teşekkürler Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz katıldığınız için.